Esat, sakin ol. Ya nerede hata yaptım? Ne oldu da bu kadar umutlandım? Kız aklım almıyor İnci ya. Ya başka biri olsa dert etmem ama... Han'ın ablası yani, en yakın arkadaşımın ablası. Yemin ederim çocuğun yüzüne bakamıyorum artık. Öyle düşünme lütfen. Senin bir suçun yok. Han da biliyor bunu. Ya ne düşündü, ne olacağını sandı buraya gelince bilmiyorum ama... geldi, bir anda temizliğe başladı. Kendini banyoya kapattı, kendi kendine konuştu. Biriyle kavga ediyormuş gibi bağırdı. Nasıl? Yanında biri varmış gibi mi konuştu? Bilmiyorum ya. Belki de o değil, ben kafayı yiyorumdur. Değil Esat'ın. Kimsenin evine böyle gelemezsin. İnsanlar rahatsız olabilir. Ben yabancı değilim ki. Geldiysem de Esat'ın evine geldim. Zaten ona sordum. O beni yanlış anlamamış. Tamam hadi evimize gidelim. Bırak o bezi. Gülben, burası senin mutfağın değil. O sildiğin tezgah, ocak sana ait değil. Başkasının eşyalarına dokunuyorsun. Farkında mısın? Esat başkası değil. Az kaldı zaten. Evlenirsek belki burada yaşarız. Bilemezsin ki. Tamam. Bunu o zaman düşünürüz. Şimdi hadi gel evimize gidelim. Bak, öylesi uygun değil bize. Ayıplıyor musun beni? Kir içindeydi hep buralar. Yazık, çocuk da tek başına kalmış, yapamamış. Ben sadece yardım etmek istedim. O eve gelen kadın da kandırmış onu. Hiç iş yapmamış. Pislik içindeydi her yer. Ben de temizledim hep. Han, daha içerileri var. Gelemem ben. Çok işim var daha. İnci. Bunu Han'a soramam. O yüzden sana soruyorum. Akli dengesi yerinde değil mi onun? Deli falan değil o. O sadece çocuk gibi. Büyüyememiş. Farkında değil durumun. Seni bir çocuğun saflığıyla seviyor. Hiç hesapsızca. İçinden geldiği gibi. O yüzden o kadar korkuyor, huysuzlanıyor, hırçınlaşıyor. Tamam hadi Esra, evimize gidelim. Ondan... Bırak o bezi. Gelmiyorum dedim ya. Gelmeyeceğim. Tamam, sakin ol. Zorla mı götüreceksin beni? Gelmiyorum. Sen aşkın için halini karşına aldın ya, ben de alırım. Dünyayı yakarım gerekirse. Gülben, anlaman lazım. Rahat bırak bizi. Esat'ı da korkutuyorsun. Hepimizi korkutuyorsun. Kızacak diye çekiniyor çocuk. Gelmeyeceğim. Benim buraya gelmemi Esat istedi. Neden biliyor musun? Zor durumda kaldı çünkü. Yalan söylüyorsun. Git başımdan, gelmeyeceğim. Gülben. Gülben dur. Gülben. Gülben aç şunu. Tamam bak. Üstüne gelmeyeceğim. Ama babam, ablam, Neriman, herkes seni bekliyor. Onlara ne derim hiç bilmiyorum Gülben. Bizi düşünmüyorsan babamı düşün. Sensiz eve gidersem ne olur? Merak etmez mi, üzülmez mi? Ya bir şey olursa ona? Arkadaşındaymış dersin. Baba o zaman sevinir. Mutlu olur benim adıma. Ben deneyim. Gülben benim. Git buradan. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Sen o kadının tarafındasın. Düşmansın sen bana. İnci,
Olmayacak istersen. Bize biraz izin verir misin? Kız kıza konuşalım. Evet. Baş başa kaldık. Artık dost doğru, dürüstçe konuşacağız. Ve sen bizim düşman olmadığımızı anlayacaksın.